Herkese selamlar. Bu videoda 22 bin lira bütçeyle alabileceğiniz en iyi hazır sistemini size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bugün günlerden 30 Aralık 2023 ve 2023'ün son günlerinde böyle fiyat performans bir sistemle kapatmak istiyorum arkadaşlar sizlere. Bu bilgisayar ince hesap üzerinden buldum. Fiyatı 21.999 lira arkadaşlar ve içerisinde 13. nesil bir i3 ve RTX 4060 güçlü bir ekran kartı var. Hepsi de şimdi detaylı olarak bakacağız arkadaşlar. Video çok uzatmadan sizlere kısaca sistemden bahsedeceğim. Neden fiyat performans bir sistem olduğundan da bahsedeceğim. Birçok azı sistem satan sitelere baktım ama 22 bin lira civarında bu kadar güçlü bir sistem bulamadım arkadaşlar. Ben de bu fiyatta en iyi özelliklerde bu bilgisayarı buldum ve size bugün bunu tanıtacağım. İsterseniz şimdi anlatmaya başlayalım. İlk olarak işlemciden başlayacağız. İşlemci olarak Intel Core i3 13100F işlemci modeli kullanmış arkadaşlar. Artık en iyi işlemci modeli diyemiyorum 13. nesil işlemciler için. Çünkü artık 14. nesil Intel'ler çıktı arkadaşlar. Ama yine de çok yeni bir işlemci olduğunu siz biliyorsunuz zaten. En yeni teknolojiler içerisinde var. Kısaca özelliklerinden bahsedelim hemen bu işlemcinin. 4 çekirdekli ve 8 de sanat çekirdeği bulunuyor. 12 MB'lik bir ömbellere sahip. Bellek türleri olarak hem DDR4 destekleyebiliyor 3200 MHz hızında hem de DDR5 destekleyebiliyor 4800 MHz hızında arkadaşlar. Tabi ki de DDR5 destekliyor çünkü 13. nesil olduğu için. Aynı zamanda 12. nesil Intel'lerde DDR5 RAM desteği sunabiliyor arkadaşlar. Bilmeyenler için söylemiş olayım. Daha sonra 10 nm'lik bir üretim tekniğinden geçmiş bu işlemcimiz. İşlemcinin hızı 3.4 GHz ile 4.50 GHz arasında değişiyor arkadaşlar. da bulunmuyor bu işlemcide. Şimdi geldik anakarta. Anakart olarak Asus Prime H610MK D4 4 model adında bir anakartı kullanılmış arkadaşlar giriş seviyesi bir anakart 3 yıl garantisi varmış Asus'ların genelde zaten 3 yıl garantisi oluyor hemen kısaca bu anakartın da üzerine bakacak olursak bir tane m girişi bulunuyor DDR4 desteği sunabilen bir anakart bir tane PCI Express 4.0 bir tane PCI Express 3.0 girişleri bulunuyor aynı zamanda bir tane de HDMI girişine sahip iki tane USB 3.2 4 tane de USB 2.0 girişleri bulunuyor aynı zamanda anakart bu şekildeydi şimdi gelelim ekran kartına ekran kartı olarak Asus Dual'in RTX 4060 Fabrika çıkışta overclocklu versiyonu bu sistemde tercih edilmiş arkadaşlar. Normal 4060'lara göre bir tık daha performanslı fabrika çıkışta overclocklu olduğu için arkadaşlar. Yani çekirdek hızları falan biraz daha hızlı çalışıyor. Bu ekran kartının özelliklerine kısaca bakacak olursak 8 GB'lık bir belleği bulunuyor. 128 bitlerine sahip. DLSS 3 gibi PCI 4.0 gibi en yeni teknolojiler içerisinde barındırıyor arkadaşlar. Tabii ki de bu ekran kartı. Ve her videomda söylüyorum yine söyleyeceğim. RTX 4060 serisini çok beğeniyorum. Aynı zamanda 3060 ve 2060 serilerini de çok beğeniyordum. Neden? Çünkü hem RTX serisi oluyorlar hem de 4000 serisi 3000 serisinin özelliklerini kullanabiliyorlar aynı zamanda 60 serisi olduğu için fiyatı nispeten diğerlerine göre daha uygun oluyor ve performansı da üst seviyelerde oluyor arkadaşlar. 4070'lere, 80'lere, 90'lara göre. O yüzden bu 60'la başlayan ekran kartı modellerini çok beğeniyorum. Fiyat performans olarak bence biçilmiş kaftanlar bu 60 serisi. Ekran kartının göstermem gerekirse 2505 MHz'de varsayılan e modda çalışıyor arkadaşlar. o Clock versiyonunda ise 2535 MHz olarak çalışıyormuş. Evet çok da fazla detaya inerek video uzatmak istemiyorum. Ekran kartının özellikleri belli zaten. Gayet güçlü ve harika bir ekran kartı fiyat performans olarak tabii ki size asla üzmez arkadaşlar. Ve geldik şimdi RAM'lere. RAM olarak xpc'nin Game Mix D35 adında RAM'leri kullanılmış. Bu RAM'lerden iki tane kullanılmış 8 GB RAM'ler bunlar. Yani toplam 16 GB'lık ve 3200 MHz'inde çalışan cl 16 geçme sahip RAM'ler arkadaşlar her biri için. Ve geldik şimdi SSD'lere. SSD olarak da Patriot P300 adında 512 GB'lık bir M.2 SSD kullanılmış arkadaşlar. Bu M.2 SSD'nin hızlarına baktığımız zaman 1700 MB okuma ve 1100 MB'da yazma hızları bulunuyor. Geldik son olarak kasaya. Bu sistemde kullanılan kasa Frisbee FC 9420G adında 600 wattlık 80 plus bronz güç sertifikalı bir güç kaynağı arkadaşlar. Ön tarafı mesh bir yapıya sahip yani önü delikli olduğu için ön taraftaki fanlar rahat bir şekilde havayı içerisine alıp hava sirkülasyonu sağlayabiliyor arkadaşlar. 4 fanı bulunuyor. 4 lira RGB 120 mm şık bir kasa olduğunu söyleyebilirim. Uygun fiyatlı kasalar olarak. Evet sistem özellikleri bu şekildeydi arkadaşlar. Donanımlarından size kısaca bahsettim. Bence sistem gayet güzel alınabilir. Yarın öbür gün fiyatı ne olur hiç bilemem. Ama şu an sistem fiyatı 22 bin lira ve fiyat performans olarak en iyi sistemlerden biri arkadaşlar. Eğer siz bu fiyatta daha iyi bir daha güçlü bir bilgisayar bulursanız veya aynı özelliklerde daha uygun fiyatlı bir bilgisayar bulursanız bana bu videonun yorumlarında linkini paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben de yorumunuzu sabitlerim. O sistemi almayı yönlendiririm eğer gerçekten öyleyse. Beni izlediğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Farklı videolarda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.